anne vallahi maşallah va bitti bitecek ya. Ay sen ne diyorsun, ben eskiden çok daha hızlıydım. Şimdi ölmeye ölmeye bayağı yavaşladım. Biraz antrenman yapıyorum. Kızlar istemediler beni dükkanda. Ne yapayım ben de dedim. Güzel bir yelek öreyim. Ah Belalem. Nerede eski günler biliyor musun? Eskiden böyle hiç bulunmazdı. Konfeksiyon falan o kadar zor bir şeydi ki. Şeyin düğününde amcan evleniyor. Sen belki hatırlamazsın, küçüktün. Vitrinde bir elbise gördüm ama nasıl güzel bir şey. Ama böyle pileli pileli buraları kenarları fistolu. O zaman da fisto falan bulunmuyor. Bembeyaz bir elbise. Ben bayıldım tabii. İlla ki sana alacağım onu. Alacağım da alacağım ama o kadar pahalı ki. Ateş pahası. Onu aldım sana. Ne yaptım biliyor musun? Çarşıda birine bayağı büyük bir yatak takımı işledim. 2 ay boyunca. Ama nasıl? Belim koptu, boynum koptu, her yanım koptu. İşledim, işledim. Nihayet aldım elbiseyi. Ay nasıl yakıştı sana, bir giydirdim seni böyle kurdeleler falan. Süsledim, püsledim, sen de böyle tıngır mıngır gidiyorum. Bir anda kötü kadın halan çıktı karşımıza. Almış eline uyduruktan bir elbise ama nasıl uyduruk? Ben aldım da ben aldım diye seni çekti kenara. Bir güzel giydirdi. Benim kayınvalidem de yanında. Aa çok güzel oldu, çok güzel oldu dedi. O da mahsustan yapıyor tabii. Ay nasıl üzülmüştüm, nasıl üzülmüştüm. Yani düşün, 2 ay çalıştığım, didindiğim elbise giydiremedim sana. Oh be, ne zordu aman. Niye hatırladım ki şimdi bunları? Of anne, neler yaşamışsın ya. Vallahi ben senin durumunda olsaydım. Ah kızım, ne çileler. Şimdikler ne çekiyor ki? Ha, ne yaptınız çocuklar? Anne, vallahi görme, havada bugün pek iyiydi böyle. Ustalar harıl harıl çalıştılar. Ay en kısa zamanda bitirecekler herhalde. Tabii tabii, biter birkaç güne. Hadi inşallah, inşallah. Bayağı masraf çıkmış mıdır ha? Ay çıkarsa çıksın anne ya. Bak burada kaç kişiyiz, el birliğiyle hallederiz. Ay tamam, tamam. Bakın kızlar, anneniz ördü bunu. İnce şiş ve ince iple. Kimse de beceremez. Ellerine sağlık anne. Boynum da galiba 3 santim kısaldı. Ay ben gideceğim, uzanacağım, başım çatlıyor. Tamam. Ay boynum boynum. Hadi iyi gece. Ay ne iyi geceler. Kafada gitti. Ay buna bak. Ne çok güzel oluyor be. Çok tatlı değil mi? Hmm. İyi iyi, örgü ördüğüne göre demek ki kafası dağıldı, iyi geliyordur ona. Ondan değil, sinirinden örüyormuş bunu Yıldız anneye. Bizim haberimiz yok, kadıncağız neler yaşamış. Aa! Nasıl yani, ne oluyor be? Haluk dayıyla annem bir kafede buluşmuşlar. Ne? Hemen size yanlış anlamayın. Onlar arkadaşlarmış ya. Sadece Haluk dayı bir sağlık problemi yaşamış. Onur'a falan da hiçbir şey söyleyememiş üzmemek için. Test sonuçlarını falan almak için de annem yanındaymış. Sonra İşte bunu kutlamak için de buluştuklarında Yıldız Hanım da onları takip etmiş. Bir anda yanlarına gitmiş. Böyle anneme ağza alınmayacak laflar etmiş. Ay inanmıyorum ya. Aa. Yok işte benim abimle ne işiniz var falan diye sorular. Ay anneme söylenir mi böyle şeyler ya? Nasıl üzülmüş, nasıl içerlemiştir kim bilir? Kıyamam. Tabii nasıl üzülmüş. Bir de hiç bize üzmemek, bize çaktırmamak için de hep sineye çekmiş Yıldız Hanım'ı. Ay değil mi? Ay nasıl içine atmış desene, baksana ya. Öyle tutmuş tutmuş içinde, yazık canım benim. Peki özür dilemiş mi? Yani konuşmuşlar mı? Özür dilemiş. Her şey yanlış anlaşılma demiş. Ay dilese ne olur be. Kabul etmemiştir o. Vallahi ben sana söyleyeyim, kesin hakkından da gelmiştir ha. Tabii orası kesin öyle canım. Abla, eniştemle bir gelişme oldu mu? Yani evet. Dün gece bir... Şişt, bana bak. Ne öpücüğü ya? Ne öpücüğü, aram bozuk. Sadece çok kötü bir kabus gördüm. Onur böyle kaza yapıyordu. Ya böyle durumu çok ağırdı. Değil mi, Allah korusun ablacığım. Ay, çok üzülmüşsün ama belli. Üzüleceğim tabii, rüya değil ki bu, kabus olduğu için. Ben de bir Emir'e bakmaya gidiyorum zaten şimdi. Kesin çok sevineceksin ablacığım. Konuşun arkamdan. Bana bak, bak ben sana söyleyeyim, bu Onur'u böyle kafaya takmış, kurmuş kurmuş, kesin kaybetmekten korkuyor. Ay bak görürsün, bunlar kesin barışacaklar. Barışsınlar, barışsınlar. Ben de zaten ikisini ayrı görmeye dayanamıyorum abla ya. Ay vallahi ben de, ay inşallah. Ben ocakta yemeği unuttum, eyvah.
Hoş geldin enişte. Hoş bulduk Nergis'ciğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Lale nerede? Yukarıda Emir'le ilgileniyor. O zaman ben bir yanına çıkayım. Tabii. Lale'cim nasılsın? Nasıl geçti gününüz? Oğlum ne yapıyor? İyiyiz Onur. Songül annem nasıl oldu, daha iyi mi? Yani toparlayabildin mi biraz? Yani üzgün. Tabii tam toparlıyor diyorum. Neşesi yerine geliyor. Bir de sağ olsun Yıldız anne. Ne yaptı annem Lale? Daha ne yapsın Onur? Yani konuştuklarını duymadın mı? Sen bu evde rahat edebilecek misin diye sana sormalar. Bizim evin küçük olduğunu ima etmeye çalıştı. Çiçekçiyi dert etmeyin, Onur halleder demeler. Benim annem bu zamana kadar senden ne istemiş ki şimdi böyle bir şey istesin? Lale, annem bunları kötü niyetle söylemedi ki. Yani tamam, belki çok ince düşünememiş olabilir. Ama bu asla Songül annemi küçük düşürmek için olamaz. Maalesef ben öyle düşünmüyorum Onur. Nasıl düşünüyorsun Lale? Açık açık konuşalım mı? Onur, ben sana anlatırım da senin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. O yüzden senden tek bir şey istiyorum. Annemi annenden uzak tut. Annem daha fazla üzülmesin. Yani benim bilmediğim başka bir şeyim var. Var değil mi? Söyle bana. Bak, ben senin gibi yapamıyorum işte. Senden bir şey saklayamıyorum, sana yalan söyleyemiyorum. Gördün mü? Lale, ben senden hiçbir şey saklamadım. Sadece söyleyeceklerimi biraz erteledim, hepsi bu. Bak, annem üzerinden bana laf sokmaya çalışma lütfen. Bir şey varsa bana anlat. Çünkü gerçekten kırıcı oluyorsun. Kırıcı oluyorum. Ben mi kırıcı oluyorum Onur? Tamam, anlatacağım. Umarım altından kalkabilirsin. Annen, Haluk dayı ile annemin arasında bir şey olduğunu düşünmüş. Sevgili sanmış onları. Annemle Haluk dayı bir kafede buluşmuşlar. Yıldızhanede onları takip etmiş. Sonra da yanlarına gitmiş, anneme ağza alınmayacak hakaretler söylemiş. Sen ne diyorsun Lale, şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum Onur, dahası var. Haluk dayının bir sağlık problemi varmış yani. Kesinleşmeden de sizi üzmemek için söylememiş. Annem de onunla dost olduğu için onunla paylaşmak istemiş. Ve yanında olmuş bu süreçte. Sonra test sonuçları çok iyi çıktığı için de kutlamak istemişler. Ama annemin iyi niyetinin sonucu da senin annenin hakaretleri oldu. Ben annemin üzülmesini istemiyorum Onur. Annem benim için çok kıymetli. Şimdi daha iyi anlıyorum. Annem bizim üstümüze neden bu kadar düştü? Niye böyle herkesten sakındı bizi? Sanırım senin ailen bizim ailemizi daha tanıyamadı. Lale, şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok şaşkınım, çok çok üzgünüm yani. Annem adına ben senden özür diliyorum. Ben ne dayımın hastalığından, ne annemin bunu yaptığından haberim yoktu. Sana söz veriyorum. Ben çözeceğim o meseleyi. Onur. Ya bak, ben bir anda böyle... Efendim? Oğlum nasılsın? İyi misin yavrum? İyiyim anne. Neredesin? Songül annem neredeyim? Oğlum bir şey mi oldu böyle? Sesim biraz tuhaf geliyor da. Şimdi müsait değilim, sonra konuşalım mı? Olmuş olmuş, bir şey olmuş. Sen annene söylemiyorsun. Peki, iyi geceler yavrum.
Ay kesin bir şey oldu. Yıldız yine ne oldu? Neden çıldırdın? Onur benimle soğuk konuştu. Ya olabilir. Belki çocuk uyutuyorlardı, rahat konuşamıyorlar. Belki özel bir şey konuşuyorlar. Sen de zırt pırt arama çocuğu ya. Fikret, senin bu rahat ve umursamaz tavrın var ya, beni gerçekten deli ediyor, gerçekten. Kesin bir şey oldu, kesin. Kesin doldurdular benim çocuğumu. Lale de çünkü böyle bir soğuktu bugün. Hani son göz zaten burnundan kıl aldırmıyor maşallah. Ana kız bir oldular. İki günde zehirlediler çocuğumu. Ah ben bunu nasıl anlamadım, nasıl anlamadım? Hayır ne yapabilirim ki, orada değilim ki ben bir şey yapıp müdahale edebileyim yani. Kesin bunun altından bir şey çıkacak. Ne yapacağım ben? Ay ben biliyorum çünkü Betül'den ben antrenmanlı olduğum için. Yanıldığımı da hiç zannetmiyorum Fikret. Kesinlikle yanıldığımı zannetmiyorum. Kaç Fikret kaç. Pır pır Fikret pır pır. Mor Taner hep aynı yere olma. Oh. Aşağılar aşağılar. Oh ellerine sağlık. Bak ben sana söylemiştim, Onur çok güzel masaj yapar. He, sana yaptığı gibi yapmıyor ama yine de olsun, sağ ol. Açıldı boynum. Beğenmenize sevindim. Ha. O zaman ben müsaadenizle mutfağa gideyim, bir sofrayı hazırlayayım. Aşkım, akşam yemeğinde ne var? İyi hayatım, sen pilav istedin, karnıyarık istedin, cacık istedin, Kemalpaşa istedin. Dördünü de yaptım. Aa. Duymadın mı ya? Sesli de söyledi ama. Ay annem aslında bir işkembe istemişti. Şöyle güzel bir tavuk sote istedi, bulgur pilavı. Gerçi duymadın herhalde, ben anlamadım ama olsa iyi olurdu aşkım. Hayatım ben onu unuttum ya. Çünkü çamaşırlar vardı. Ne zevzeklik yapıyorsun sen? Anne 2 dakikada yaparım ben. Yarın yaparsın, tamam tamam. Yarın yap hadi. Hevesim kalmadı. Neyse hadi hazırla da gideceğim. Hemen aşkım. Topla şunları da, boşları al. Yardım ederim ama aşkım sana. Yok hayatım, ben hallederim hepsini. Sonra da bu çekirdek şeylerini topla. Tamam Erdem. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani unutkan olmasa çözecek her şey de biraz unutkan. Bak sana ne diyeceğim. Aslında Azim'le bizim yanımızda olmayı istiyor. Bayağı dağ gibi tüy yaptı be. Ay vallahi ne güzel evde keyif tatil. Hiç gündelikçiye gerek yok vallahi. Ne olacağım ya, evlen yeter. Ha onları. Ya onlar bitince şu televizyonu açsana. Bizim annemin sevdiğimiz program başlıyor. Aa ne güzel. Evet. Çok şanslıyım. Oh. Güzel yedik ama. Güzel yedik, güzel. Ah. Evet. Anneciğim inanır mısınız? Kek de tam istediğim gibi kabardı. Ah, ah, nasıl ah, beğendiniz ah. mi? Güzel. Ellerine sağlık dedim. Afiyet olsun aşkım benim. Hadi benim dizim başlıyor. Of bu bulaşıkları kim toplayacak böyle akşam akşam ya? Ben toplarım aşkım. Ay ayol bizi mahcup ediyorsun. Ay canım. Hadi yukarıdayız biz. Kaçtık biz. Ne bu? Ma onda da bir şey yok. Ha? Ay can sıkıntısından kız. Evde iş yapmayınca bu zaman git. Ay. Canım damadım. Allah'ım ya Allah'ım. Elde yaptı değil mi? Tabii ki anneciğim, hazır alır mıyım? Hazır olsa kafana atarım ya. Benim aşkım ne kadar hamaratlı. Annen seni nasıl yetiştirmiş böyle? Tam bir ev erkeği, tam. Müthiş değil mi? Müthiş. Hem hamarat. Saygılı.
Efendi. Maşallah. Oh aşkım. Çok sağ olun anneciğim. Yani sizi andırmak ayrı güzel. Ben de böyle besleniyorum işte. Sen duracaksın mı burada oğlum? Ha, evet anne, ben yani bütün işleri bitirdim. Bulaşığı da yıkadım. Aa, ne güzel halletmiş. Başka yapacak bir şey yok. Ay yavrum, ev işi biter mi hiç? Bak önümüz bahar. Sen boyun da uzun, şu perdeleri bir indirip bir yıkayıver hadi. Ama makineye atma, elde yıka ki güzel yıpranmasın. Hadi hadi. Tamam anneciğim, seviyorum öyle, tamam anne. Ay anne, başladı bizim dizi başladı. Ay sonu nasıldı, nasıldı sonu? Şşş. Ha, öldü mü kaldı mı? Bu oğlanın sayesinde rahat rahat televizyon izleyelim. Ay yavrum, ev işi biter mi hiç? Bak önümüz bahar. Sen boyun doldun, şu perdeleri bir indirip bir yıkayın. Ay ne yaptılar benim oğluma, ne yaptılar benim oğlum? Lord, Lord benim oğlum. Ne oluyor ya? Yıldız, Allah aşkına insan böyle uyandırılır mı ya? Ay ben nasıl uyandırayım Fikret? Gördüklerimi görseydin. Neler gördü Yıldız, anlat bakalım hadi. Fikret, Fikret, oğlumuzu köle yapmışlar. Ne yapmışlar biliyor musun? Süpürtürüyorlar yerleri, evet. Süpürtürüyorlar. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Kahve koyuyor, çay koyuyor onlara. Yemek pişir, köle olmuş benim çocuğum. Lord, benim çocuğum. Gülüyor. Ya böyle nasıl gülmeyeyim? Böyle rüya mı görülür ya? Yok, çay koyayım. Ben gülüyor muyum Fikret? Tamam, gülmüyorsun, tamam. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Yıldız? Oğluma, kurtaracağım çocuğumu ben. Oğlum. Lordum, yavrum. Allah'ım ya, Allah'ım akıl fikir versene yarabbim. Yok lordmuş, çay koyayım. Ay hiç gülüyeceğim yok. Gel. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Geçsene anne. Ne içersin, ne söyleyeyim sana? Bir şey içmem, teşekkür ederim oğlum. Hayırdır anneciğim? Baktım sen gelmiyorsun. Özledim. Bari ben geleyim dedim. Anne, daha yeni görüştük ya. Onur. Sen o evde kalmaya başladığından beri sana bir haller geldi yavrum. Akşam da soğuk konuştun. Nedir bu tavır? Tavır falan yok anne. Laleler zor bir süreçten geçiyor. Ben de onlara destek oluyorum. Annenden uzaklaştım. Tamam. Hiç bu konulara girmeyeyim diyordum ama madem ısrarla soruyorsun anne, söyleyeyim sana. Ya sen Songül anneye neler söyledin öyle? Yakışıyor mu sana hiç? Sana bunu kimse... Tabii. Songül Hanım bu kadar işinin arasında yememiş içmemiş yetiştirmiş. Bravo. Tebrik ediyorum, bravo. Anneciğim dinleyeceğim mi? Songül annenin söylediği falan yok. Lale duymuş bir şekilde, o da bana anlattı. Kocasına. Ben hatamı kabullendim. Ve defalarca özür diledim. Ve biz bu konuyu kapattık. Neden şimdi gündeme geliyor? Hı? Neden? Ana oğlun arasını açmak için. Hedef ne? Sözleşme. Anne, Songül annenin sözleşmeden haberi bile yok. Belki de vardır, nereden biliyoruz? Hı? Tamam anne, tamam. Anne. Ben bu sözleşmeyi iptal edeceğim, tamam mı? Haberin olsun. Kesin menet. Onur. Biz bu konuyu daha kaç kere konuşmak zorundayız oğlum? Yeter. Yeter, lütfen kendine gel.
Niçin evlendiğini unutma. Niye evlendim anne? Ben Lale'yi sevdiğim için evlendim, tamam mı? Lale benim eşim. Çocuğumun annesi. Sen bu saçma düşünceyi aklından at artık ya. Ben bir sözleşme istemiyorum aramızda, anladın mı? Onur. Beni kırıyorsun. Anneni. Sen de beni kırıyorsun anne. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap ben bu sözleşmeyi iptal edeceğim. Çünkü doğru olan bu. Doğru olan bu değil oğlum, değil. Kendini de bizi de tehlikeye atmana izin veremem. Anne benim kendimi tehlikeye attım falan yok ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Lale çok iyi bir kadın. Çok da gururlu. Tamam mı? Yani biz boşansak, ayrılsak... Lale'nin maddi bir talebi olmayacak, ben buna eminim ya. Ama benimin değilim. Değilim. Bu yüzden de bu sözleşme bizim tek güvencemiz. Anlaşıldı anne. Biz uzlaşamayacağız seninle. Senden özür diliyorum. Ama ben bu sözleşmeyi iptal edeceğim. Peki oğlum. Sen bu sözleşmeyi iptal et. Nasıl istersen. Ama ne yazık ki... karşında beni bulacaksın. Rıza anneciğim. Merhaba Pelin sucuğum, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben de Onur'a gelmiştim de. Çıkıyorum şimdi. Yıldız anneciğim, kötü bir şey mi oldu? Hiç iyi görünmüyorsunuz. Hayatım aslında pek iyi değilim gerçekten ama şimdi bunlar ayaküstü burada konuşulacak şeyler değil. Yıldız anneciğim, o zaman birlikte yemeğe çıkalım ha? Orada konuşuruz. Ben sizi bu halde bırakmak istemiyorum. Pelin sucuğum, kusura bakma ama ben hiç yemek havasında değilim. Yıldız anneciğim, o zaman kahve içelim birlikte. Kırmayın beni. Ya Yıldız anneciğim, Onur nasıl bu kadar kör olabilir? Gerçekten anlamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ya hayatında ilk kez bana karşı geldi, biliyor musun? Yıldız anneciğim, üzülmeyin. Onur önünde sonunda zaten sizin haklı olduğunuzu anlayacak. Pelin Su, ben hiç zannetmiyorum. Yani kendi oğlumu tanıyamaz hale geldim. Ve tabii o da kendi çocuğunu düşünerek böyle hareket ediyor ama ben de bir anneyim. Haklısınız Yıldız anneciğim. Ama bu konuda asla taviz vermemiz gerekiyor. Yani yoksa yine üzülen olur olacak. Asla. Asla, kesinlikle. Yani Onur'un parası pulu olmasa o Lale denen kız anında boşar Onur'u. O yüzden sözleşme için bu kadar diretiyor. Haklısın. Haklıyım tabii. Ya Yıldız anneciğim, düşünsenize şu anda bizim evli olduğumuzu. Ne kadar mutlu bir aile olacaktık. Ya şu anda benim bebeğimi seviyor olabilirdik. Ah bir tanem, keşke. O kadar isterdim ki evlenmemizi, keşke. Ben de çok istiyordum. O miras mevzusu her şeyi mahvetti. Yani miras... ben de merak etmeyi kimseye söylemedim. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ben zaten senin her zaman benim yanımda olduğunu biliyorum. Bu da çok güzel. Ne demek Yıldız anneciğim? Tabii ki de yanınızda olacağım. Yani benim sizden başka kimim var ki? Ah bir tanem. Ha bu arada Şebnem nerede? Uzun zamandır göremiyoruz kendisini. Annem Dubai'ye yerleşti. Dubai'ye mi? Çok şaşırdım, hiç haberim yoktu. Babamın işleri de iyi gidiyor. O da dönmek istemiyor buraya. Anladım. Sen oraya yerleşmeyi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Yok hayır, annem çok ısrar etti ama ben Onur'dan ayrı kalmak istemedim. Ah hayatım, yani annenin özellikle babana ikinci bir şans vermesine tabii ben çok mutlu oldum. Seninle burada kalmana çok sevindim. Umarım burada kalmakla doğru bir karar vermişimdir Yıldız anne. Umarım. Pelin sucuğum, kahve için çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek Yıldız anneciğim, afiyet olsun. Müsaadenle ben kalkayım. Çünkü çok işim var. Olur ama en kısa sürede görüşelim, olur mu? Umarım, tabii tabii, inşallah. Yıldız anneciğim, izninizle ben biraz daha oturmak istiyorum. Ah tabii bir tane, müsaadenle.
Görüşürüz. Alo Betül teyze. Ha, gel. Şş, annem nerede? Mutfakta ablacığım. Ha, tamam, anlatabilirim o zaman. Ne oldu? Annem bana Yıldız Hanım'la ilgili bir şeyler anlattı ya. Hı. Ben Onur'a söyledim. Ay deme. Ne dedi peki, bir şey dedim, ne tepki gösterdi? Çok üzüldü. Ay, çok özür diledi ve ben çok utandım yani. Keşke anlatmasaydım dedim ama bir de o arada Yıldız anne aradı. Çok soğuk konuştu annesiyle. Ay, ay aferin bak, görüyor musun? Hem soğuk konuşmuş hem de korumamış annesini. Aferin. Ya bir de korusaydı abla. Zaten yaşananlar ortada değil mi? Ay ablacığım öyle deme. Ay ne erkekler var be. Ay anasının dizinin dibinden ayrılmaz. Baksana bu hem kibar hem tatlı. Ay canım işte. Öyledir. Ama sen de buldun da bunuyorsun Lale ha. Üf tamam. Aynen öyle. Vallahi iyi yapmışsın abla. Bilsin eniştem de. Evet bilsin tabii. Ben annemi hiç kimseye ezdirmem ya. Aferin. Aferin bak, bu konuda takdir ettim seni. Abla eniştem sözleşme hakkında bir şey söyledi mi peki? Söyledi. Yani ben ailemi karşıma da alsam, ne kadar itiraz etseler de ben bu sözleşmeyi iptal edeceğim dedi. Ama artık iptal etse neye yarar ki? Eniştem eğer böyle bir şey yaparsa bütün ailesi karşısına aldı demektir. Bu da seni sevdiğini gösteriyor. Hmm. Ay Lale valla. Nergis doğru söylüyor ablacığım. Bak var ya, gül gibi çocuk, sen bırakma bunu ya. Allah aşkına bak, bir daha düşün ya. Ay, ikiniz böyle yan yana gelmişsiniz, bana gaz veriyorsunuz. Yani yalan söylemeyecekti bana, konuyu saptırmayın. Ne yapsaydı Lale? Ha? Düğün öncesi gelip sana her şeyi, doğruları anlatsaydı da düğün iptal mi olsaydı? Ay iyi yapmış. Aferin vallahi çocuğa ya. Belki de biz de onun yerinde olsak aynısını yapardık yani ha. Evet abla ya, bak eniştemin sana duyduğu sevgiyle ne kadar değiştiğini görmüyor musun? Burada bizimle kalmak için kırık takla atıyor vallahi. Kurtuluş enişteme döndü resmen. Ay evet tabii, yani nerede o eski tanıştığım Lord Onur? Nerede şimdi kapıdaki Onur? Haklısın. Görebiliyorum. Biraz daha oturursam da barışacağım. O yüzden ben gidiyorum. Bebeğimi göreceğim ben. Emirime gidiyorum. Al gibi de seviyor işte. Ya bak görürsün ha. Bunu yüzüyorum, barışacak. Seviyor tabii. Niye böyle giyindin? Tatlım, ben Şadi'ye bir söz verdim. Artık fitne, fesat, entrika, bunların hiçbiri yok dedim. O yüzden bizim buluştuğumuzu kesinlikle öğrenmemesi gerekiyor. O yüzden, tamam mı? Şimdi beni boş ver. Hadi bakalım, anlat. Neler oluyor? Yıldız teyzeyle buluştum. Evet. Onur ve Lale'nin arası çok acıkmış. Sözleşme yüzünden. Nefis! Nefis! Devam et. Evet, nefis. Ama Onur sözleşmeyi iptal edecekmiş. Ve bu kararını kimse değiştiremezmiş. Olmaz! Olamaz ya, olamaz. O sözleşme asla iptal olmamalı. Evet, olmamalı. O yüzden hemen saksıları çalıştırmamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım. Onur o sözleşmeyi iptal edemeden Lale ile ikisinin arasını iyice bozmamız lazım. Buldum, tamam, bir dakika. Tamam, buldum. Bunun yolu Songül'ün sözleşmeyi öğrenmesinden geçiyor. Biz bunu sağlamalıyız. Aynen öyle. Artı miras işiyle. Tatım yavaş. O konuştuğumuz gibi. Daha sonra lütfen. Betül teyze. Bak yine Betül teyze diyorum sana. Onur ve Lale gerçekten evli, farkında mısın? Ve araları açık. Onların hazır araları açıkken biz bunları neden daha fazla bozmuyoruz ki? Tatlım, çünkü bütün silahlarımızı aynı anda kullanmamalıyız. Tamam mı? Şimdi önemli olan Songül'ün bu sözleşmeyi duymasını sağlamak. Ha, nasıl? Nasıl? Çünkü bunu benim yaptığım asla anlaşılmamalı. Çünkü eğer anlaşılırsa Şadi'yi bu sefer sonsuza kadar kaybederim. Ay, evet, sen de haklısın. Tamam, ben söyleyeyim. Tatlım, olmaz. Onur'la aranızı bozacak hiçbir şey yapmamalıyız. Olmaz. Ay doğru söylüyorsun. Hem de şu anda ev mevzusu varken. Ev mevzusu? Ne demek o? Anlamadım, ne demek bu? Ya şimdi şöyle, benim annem Dubai'ye yerleşti. Ben de o koca evde oturamayacağımı farkına vardım. Daha ufak bir eve yerleşecektim. Bunu Onur'a anlattım. Onur da şirketin evlerinden birinde kalabileceğimi söyledi.
Harika bir şey söyledin şu anda. Ay bu harika. Ay bu harika bir haber. Lale'nin bunu duyduğunu düşünebiliyor musun? Onur'la ikinizin herkese gizlediğiniz bir aşk yuvanız olduğunu düşünebilir. Tabii ki bizim sayemizde. Heyecanlandım. Çok güzel bir fikir. Ben de senin kadar heyecanlandım. Ama senin gibi büyük bir tepki veremedim. Şimdi öncelikli olarak Songül'ün bu sözleşmeden haberinin olmasını sağlayacak planı yapmalıyız. Düşünelim. Evet. Hem de bunu öyle bir günde duymalı ki. Hangi günde kız? Sefer bana daha hızlı indi. Şirketin kırılış yıl dönümünde. Hafta sonu. Evet. Ay şeytan, bana bak, çok iyi düşündün. Evet, ben düşündüm. Senin hemen acilen plan yapman lazım. İndir. Aa, buldum. Bak, vallahi buldum. Ay, süper. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütününle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. Esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime eriyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, derin bir yaz yağmur sevda. Derin bir yaz yağmur sevda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle bırakalım. Şöyle. Şöyle. Onur. Bunlar nereden çıktı? Bunlar benim size hediyem. Lale ne olur artık burada itiraz etme, olur mu? Ay vallahi çok güzelmiş enişte, sağ ol. Abisi versene bana onları. Geç şöyle koyayım ben onları. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Annem görünce buna bayılacak. Çok teşekkürler enişte, sağ ol. Getir abisi. Getir onunla şöyle koy. Seyda. Gel gel. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, teşekkür ettik. Güzel. Sağ ol. Görüşürüz. Yemin ediyorum çiçek gibi oldu dükkan ha. Vallahi çok sağ olun. Siz olmasaydınız biz altından kalkamazdık bunu. Ya ayıp ediyorum, baldız o ne demek ya? Bizim vazifemiz biliyor. Lale'cim biz bir aileyiz. Bunu hiç aklından çıkarma, oldu mu? Ay annem de gelir birazdan ha, hadi. Ay görünce bayılacak. Hey, annem geliyor, annem geliyor. Gel. Geç 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 geç. Geliyor hadi. Valla bak bak bak. Böyle bağıracağız, tamam mı? Sürpriz! Ay çocuklar, inanamıyorum. Ne yaptınız böyle? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi,
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.